Bir de bir şey de iddia etmek istiyorum. Soner Bey'le zaten artık saldırganlık konusunda iddia etmek istemiyoruz. O şehri gördük. Kesinlikle öyle bir şeyimiz yok. Ama çok güçlü bir köpek zapt etmekte zorlanacağını söylüyorum. Ya tutamayacağını söylüyorum. O kadar güçlü, hırslı bir hayvan yani. İddia ediyorum. İddia ediyorum ya. Nasıl bir iddia ediyorsun? Vallahi orada koçlarımız var. Bir tane koçu arabaya yükleyip götürebilirsiniz yani. O kadar iddia ediyorum. Şimdi koçu görelim diyeceğim de. Şimdi gördük zaten. Zaten biraz sonra videosunu çeker buraya ekleriz. Öyle. Diyorsun ki Soner eğer bu köpeği zapt edebilirse... Arabanızın bagajı müsait. Ayakları falan tutarız. Arabanın bagajına koçu katarız. Koçu götürebilirsiniz. Soner ne diyorsun bu işe? Önce sana sorayım. Ben dinler razıyım abi. Sen de... Soner çiftlik kuruyor kendine zaten. Kuzusu aynen, tamam, köpeği aynen, tamam. Aynen. Ondan sonra çiftlik için sermayesi aynen. hazır. Aldığı ödüllerden. Nasip olursa ekstradan yavrusunu şimdi dişi çekeceğiz Barut'a. Yavrusundan da bir tane Soner'in çiftliğine hediye edeceğim. Aa, tabii eğer tutabilirsen. Eğer tutabilirsen. Tutamazsa da yavrusunu hediye edeceğim. Soner, sıkıntı yok. O zaman sen yavruyu aynen. aldın zaten. Ama bazen ters hareketler de yapabiliyor. Hiç saldırmayacakmış gibi durabiliyor. Bir anda da dönebiliyor. Onun da garantisini vermiyorum. Ben ipini vereceğim kendisine. Ben tutarım diyorsa bu kapıyı açacağız. Zaten o direkt kapıya gezmeye doğru yönelecek. Bakalım zapt edebilecek. Şartname bu belli midir? Şartname şimdi diyoruz ki bu köpeği Soner gelecek buradan. Kapısını açacağız. İçeri gireceğiz. Köpek buradan gelecek. Sakin bir şekilde. Biz burada bağlayacağım köpeği. Çünkü burada zapt etmek çok zor oluyor. Ben bu kapıyı açacağım. Bu kapı kapalı olacak. Burada zaten bizi bekleyecek o. Burada gezdirme ipini takacağım. Soner'e vereceğim. Ben biraz ileriye gideceğim. Gel diyeceğim ona. Zaten şimdi biz stres atmak için köpekler de stresini atsın diye safari turları yapıyoruz. Bir jibimiz var 51 model sırf köpekler için yaptırdığımız. Hani Nazmi abinin arabası aynen, gibi. Aynen aynen. Ustamızı örnek alarak da. Onunla bazen dağlara çıkıyoruz. Köpeğimizi salıyoruz stresini atsın. Çünkü bu hayvanların gerçekten gezmesi gerekiyor. Hani gördüğünüz gibi bizim bu arazimiz burada 10 dönüm 10 bin metrekareye açık alana kurulmuş bir yer. Etrafı komple tel örgüyle çevrili. Ben köpekler birbirinden dişlerini tellerden kırmasınlar diye ekstradan buraya bir gördüğünüz gibi tel de yaptım. Her akşam bir köpeğim sabaha kadar bu 10 dönümün içinde gezer stresini atar düzenli ama olarak. Düzenli olarak. Ekstradan da muhakkak haftada 2 gün olsun 3 gün olsun hayvanlarımızı dağa araziye götürür streslerini attırırız yani. Gerçekten bu hayvanlara önem veriyoruz. O zaman Besim ben videonun enerjisi hazır yükselmişken enerji hiç düşmeden mikrofonumu Soner'e vereyim. Kamerayı Soner'den tamam. alayım. Sizin challenge'ınız başlasın gerisine ben karışmıyorum. Tamam tamam. Soner. Bir şey belirleyelim abi. Şimdi ne kadarlık bir sürede onu zapt etmem gerekiyor yani. Şimdi Kesto abinin orada yaptıydık ya orada bir şey yoktu. Hani Kesto abi çağırıyor sabaha kadar da sürse en son yani köpek yorulacak ya ben yorulacağım öyle kalacaktı. Evet. Burada da bir şey yani... belirlemek lazım. Soner'in kazandığı anı nasıl belirleyeceğiz biz? Ne zaman kazanmış olacak? Ya şimdi... Köpeği 3 saniye aynı yerde tutabilirse mi kazanacak? Hani onu siz belirleyin isterseniz veya nasıl yapalım? Efendim? Pulluk. Izgara var ya pulluk. Oraya kadar tutabilirsek bir şey yapalım. Yani Soner eğer pulluğu aşarsa, pulluğu geçerse kaybediyor. Pulluğu geçmeden tutabilirse, zapt edebilirse kazanıyor mu? Öyle yapalım, öyle yapalım. O zaman evet şartnamemiz belli oldu. Soner buradan köpeği başlayacak, tutacak ki ben şunu söyleyeyim. Soner'in köpeği tutacağına inanıyorum buradan. Tasma boyu ne olacak peki? Zincir boyu da mesela önemli. Gezdirme ipimiz 3 metrelik. Mı? Tamamını. Tamamını tutacak. Nasıl istersen. Ama şey şöyle şimdi mesela enseden şöyle tutarsa şu mesafeden. Mesela ben tutmayacağım, adil olmalı. Normal. Yani ya, halihazırda ilk başta tutacağım. Onu da belirleyelim mesela. Normal ipi... gezdirme şartı ya. Normal dışarıda köpeği. Gezdirme mesafesi. O zaman şuradan Soner. Şu mesafeden şöyle Soner tutarak eline şuradan dolarsın şöyle. Pulluğu açmamaya çalışacaksın. Kaç aynen. saniyede diyelim? Süre vermeyelim ya. Tamam. Ya ben süre alacağına inanıyorum. Yap. Sadece mesafe tanıyalım. Süreye tamam. gerek yok. Tamam. O zaman Soner ben sana şu mikrofonu şöyle uzatayım. Bakalım adı neydi bu köpeğin? Barut. Bakalım Barut'la baş edebilecek misin Soner? Gel sana şöyle mikrofonumu takayım. Her zamanki gibi. Sabah erken saatler olduğu için vücudum sıcak değil. Biraz ham. Biraz kollarımı falan açacağım şöyle. En az 1-2-3 1-2 bacaklarım falan açılsın. Evet. Ben korkmaya başladım şu an. Bu acayip hareketlerden sonra. Şimdi, Harun koçu görelim mi? Koç nerede bu arada? Evet, gel koçu görelim mi bir? Tabii koçu da gösterelim. Koçumuzu görelim mi ondan sonra? Evet arkadaşlar biraz sonra eğer o Barut isimli köpeği zapt edebilirsem şurada görmüş olduğunuz koçlardan bir tanesini kazanacağım. İkisi de aynı herhalde değil mi? İkisi de aynı. Hangisini istersen, hangisini arzu edersen alabilirsin. Oo, seçenek de bırakıyorlar bana. Görüyor musun Harun? Şöyle biraz daha yakından çekmeni istiyorum. Şu an görüyoruz. Şu pulluktan bahsediyoruz değil mi? Evet. Tamam. O zaten şimdi alışkın
düşkün olduğu için bu kapıdan çıkmak isteyecek. Aha. Çünkü normalde biz aracımızı oraya yanaştırırız. Kapıyı açarız, direkt kendisi araca biner. Daha araziye çıkmak için aracın içine oturur kendisi. He, çok aha. seviyor araçları da. İyi, ben de köpek gezdirmeyi çok seviyorum zaten. Aynen, bakacağız. Bakalım ya, göreceğiz. Güzel bir şey olacak. İnşallah. Koçun heyecanıyla. Abi böyle bir koç için değer Harun. Evet, başlayalım. Sen gel Soner buraya. Kapıyı kapat. Benim arkamda dur. Şimdi daha yenileyelim tekrardan Harun. Evet arkadaşlar. Şimdi arkamızda Barut isimli köpek var. Eğer onu zapt edebilirsem şu pulluğun olduğu yere kadar demin görmüş olduğunuz koçu kazanacağım. Ekstra. Zaten kazansan da kaybetsen de Barut'un amacımız yavrusundan bir tane. Evet, ayrıca şu anda Barut'un yani enini kazandım. Barut bir de ayrıca şöyle bir dezavantajım var. Ya yani köpek dün geceden beri dışarı çıkmadı. Öyle olduğu için de acayip enerjisi yüksek. O yüzden benim için bir dezavantaj. Ya ben de ona göre hazırlandım. Bakalım kim kazanacak? Hadi geçelim. Geçelim arkadaşlar. Oo, bak bak bak. Zaten sabahtan beri kafesteyken kuyruğunu kafese vurup duruyor. Acayip enerji bir köpek. Harun, şöyle bir durum varmış. O kadar enerji bir köpek ki. Şu yukarıda görmüş olduğunuz duvarlar falan var. Hani orada ne kadar görüyorsun bilmiyorum da. Bak şu teller var ya, oraya kadar zıplamış, tırnak izleri falan var. Acayip şey yani. Yani durduğu yerde durmuyor. Aşırı hiperaktif. Aşırı böyle agresif, tam bu eski köpek diyebileceğimiz kafasıyla, bedeniyle, vücuduyla. En azından beni biraz koklasın, biraz tanısın, bana sıkıntı yapmasın. Alayım mı? Al istersen. Hazır mıyız? Bu mesafe yeterli değil mi? Yeterli, yeterli. Zaten fazlasıyla uzun bir kayış. Evet, 3 metre. Lan kuyruğuna dolanmış. Lan bırakma. Kuyruğu da uzun. Şu mesafe iyi değil mi? Şey iyi, iyi. Ha? Hazır mısın? Açıyorum. Haydi evet. Umarım. Perde açılıyor. Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi. Gel. Haydi. Çok kuvvetli, acayip kuvvetli. Bir de çok enerjik. Barut. Haydi. Bekle bir. Şu an şimdi kendisi bir işecek. Arkadaşlar biraz şey yapsın. Tuvaletini falan yapsın. Rahatlasın şimdi. Geçecek. Biraz rahatlasın. Şimdi haklıyla köpek dışarı çık. Tuvaletini yani falan yapıyor. Yani kafesinde mümkün olduğunca tuvaletini yapmıyor yani. Tutuyor hayvan. Evet. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Gel, köpek. Gel. Barut. Sen çağır oradan. İyi mi şu anda yani? Ne kadar süre geçmesi hadi gerekiyor? Barut, hadi oraba. Gidiyoruz. Hadi. Daha geçmesi gerekiyor mu? Barut duruyor. Gel biraz daha kışkırt istiyorsun. Barut. Koş. Barut, gel. Yalnız bir ara sürüklüyordu sonra. Aynen. Yere düştüm. Sürekli kaldı. Aynen. Daha devam ediyor muyuz? Tamam, iddiayı kazandı. Bence... İddiayı kaybettik. İddiayı kaybettik. Sınırda kaldı. Aynen. Tam biraz sınırda kazandın. Aynen, az daha, vallahi az daha gidiyordu Harun ya. Şurada yere tebrik düştüm ederiz. Ama. Orada ben seni sürükleyeceğim. Lan dur, tamam iddia bitti lan. Elim. Lan dur lan. Ah elim. Soner bir eline getir bakayım. Şöyle elim. Ve şuraya yapıştı. Ve Soner Şeylan bir iddiayı daha. İşte bu. İşte bu. Ama şöyle bir durum var Harun. Hakikaten. Eline bakayım. Şöyle elim tasmayı falan tutacağım diye acayip zorladım. O çünkü çok kuvvetli hakikaten. Acayip çekiştirir. Zaten gördünüz hani. Yere düştüm. Az daha geçiyordu. Son anda zapt ettim. Yani yönünü çevirdim. Her zaman olduğu gibi bu sefer de kazandım. Bakalım. Tebrik ederiz. Eyvallah. İstiyorsan teşekkür ederim. İstiyorsan hemen arabayı yalaştır. Evet Harun. Merasime geçelim mi? Saralım. O zaman Soner yine şampiyon. Woohoo! Şey sevmek istiyorum Harun. Bu arada gerçekten köpek harbiden çok enerjisi yüksek bir köpek. Köpek çok enerjisi yüksek, evet. Aynen. Gel bakayım Barut. Ayrıca şöyle Soner bir hızlıca bir basarları falan da şöyle bir inceleyelim. Evet arkadaşlar, hakikaten seni... fiziği falan acayip düzgün bir köpek. Hani çok kuvvetli. Bunun soyu nereden geliyor demiştin? Sarı kobra. Sarı efsane kobra ırkından. Sarı kobra. Efsane sarı kobra ırkından Barut'u görüyorsunuz arkadaşlar. Demin beni yere düşüren, az daha yenilmeme sebep olacak köpek Barut. Hakikaten çok kaslı, çok kuvvetli. Çok iyi besliyorlar ya. Yemin ediyorum Harun, demin şeyi falan gördük de, beslendiği eti falan şeyde gördük de buzdolabında. Şöyle kilo kilo kırmızı etler var arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Biz anayı doğrayıp dolaba yerleştiriyoruz. Evet. Oradan çıkarıp haşlayıp suyuyla, ekmeğiyle. Hakikaten çok iyi bakmışsınız köpeğe. Elinize emeğinize sağlık gerçekten. Sağ tüyvalar ömrü olsun. Peki şimdi geldik işin zor kısmına. Bu koç bu arabaya nasıl binecek? Hani Harun, daha önceden oğlak veya kuzu kazanıyordum ama bir şekilde onlar küçük olduğu için şey arabaya sığdırıyordum. Ama şimdi koç hakikaten büyük. Yani burada 5 kişiyiz. Elimizden gelen özveriyi gösteriyoruz. Kargo yapabiliyor muyuz ya? Kargo.
Kargo ile gönderebiliyor muyuz? Olmadı kendimiz transport olarak atar getiririz ya. Yapacak bir şey yok, sıkıntı yok. Evet, hem gezmiş oluruz. Geçelim şeye. Of, elim morardı ya. Şeye tutacağım diye şurası biraz acıdı. Ama bir değdi şey yani, değdi. Şöyle güzel bir koç kazandım. Tebrik Besim, ederim. Eyvallah, helal ederim. Olsun. Ne yaparız? Şimdi koçumuzu alalım mı? Şimdi arabayı mı yanaştırırız? Koçumu arabanın yanına götürürüz. Nasıl arzu edersen. Hiç sıkıntı yok. Arabayı yanaştırırız. Arabayı mı yanaştıralım? O zaman Soner, sen şunu bir şöyle mikrofon sendeyken, koçlara doğru bakarken ben arabayı getireyim tamam. O zaman hızlıca. Tamam. Aracımız geldi. Soner gel, bagaj hazır. Sığar mı buraya? Sığar. Bagaj da geniş. Biraz daha yanaştırayım mı? Buraya kadar gelir mi yoksa? Yok. Direkt kapıya yanaşalım. Ben kapıyı açayım. Ha, ben oraya geri geri mi geleyim şöyle? Öyle. Ortalama fiyatları ne şu an bir koçun? Vallahi 6000 lira civarında vardı. Çok yabani bunlar. Bunu nasıl tutacağız şimdi? Nasıl arabaya bindireceğiz? Vallahi orası sizde. Bekle bekle, kapıyı açayım. Dur, açılmasın. Sen kucaklayabilir misin onu? Hayır, imkanı yok. İmkanı yok, bunu kucaklayamam. Bunu nasıl bindireceğiz ya? İki kişi tuttum. Oha. Sığırmaz. Nasıl sığacaksın? Bunu sığdıramayız Harun. Bence bunu... Harun, lan sen nereye gidiyorsun? Harun, hey dostum, sakin ol. Dostum içeri geç. Kapıyı kapatsana sonra. Kapı kapanmıyor ki. 9 aylık köpeğe bak, koş kadar. Dur. Dur, sana zarar vermesin. Bekle. Bunu nasıl bindireceğiz ya? Şöyle at çeviriyor. Ya at o. Şey videosu var ya, şu şey arabada koç götürüyor. Ya at o, Allah aşkına ya, at o. Arabayı da yeni almış. At o. Bunu nasıl yapacağız? Tamam. Bak bir, ayaklarını bağlamadan olmaz. Vallahi arabayı mahvedin. Ama doğru, yok. Oğlum giderken de arabada sakin durur mu bu? Efendim? Bu arabada sakin durur mu? İmkanı yok durmaz. İmkanı yok. İmkanı yok durmaz. Harun baksana oğlum, daha şimdiden bu kadar agresifken nasıl yapacağız? Ramazan. Olmadı. Önlü arkalı gideceğiz. Transportla yükleyeceğiz. Transportla götüreceğiz. Araba maf olmaz. Arabadan olmaz. Çok zor ya. Soner koçlarla doğru yere çıkıyordun. Dur bekle, lan dur. Hasan çok yoruldu bu arada. Soner birazcık tanışır mısın koçla? Yani kapalı alanlara pek gelmeyen hayvanlar olduğu için şimdi içeri bindirmek çok zor olacak ayaklarını bağlamadan, ama nasıl yapacağız bilmiyorum onu da. Yani ayaklarını bağlayıp koymamız lazım ki sakin durabilsin en azından bir nebze, ama ayaklarını bağlasak da doğru olmaz yani, hoş olmaz. Şeye benzer yani, şu bir tane video var ya, at hocam. Aynı ona benzer, gidene kadar şey çekerim valla. Yani arabayı kullanamazsın. Nasıl yapalım? Besim, sizin araç var mı? Araç var, gördüğünüz gibi isterseniz önde arkalı Ankara'ya kadar size eşlik edeceğiz. Kargo ile gönderme şansınız var mı? Kargoyla. Abi kargo şeyi seçeneği koyalım bunun için. Ha, böyle olmaz. Artık karar verin. Harun kazandım. Yemin ediyorum kazandım. En zor iddialardan bir tanesi ya. Ha, köpeğiz. İddia daha kolaydı ya. Vallahi iddiaya girdik. Ben tamam, senden daha çok yoruldum. Dur biraz yardım edin. Bekle. Abi bırakıyorum. Harun boynuz. Bırak. Dur. Atacan. Harun bir kalın boynuzu var. Öyle böyle. Dur. Harun bence biz bunun üzerine iddiaya girelim, bunu zapt edebilirsem ben köpeği alayım gideyim ya, köpek daha rahat. Lan parmağım sıçtı, parmağım dur. Bunu zapt edersen köpeği alayım gideyim. Harun yemin ederim oğlum, daha iyi aç ya, köpek en azından laf dinliyor. O zaman şöyle yapalım Besim. Yoruldum ya. Nasıl yapalım? Biz bu koçu sizden teslim alabileceğimiz uygun bir ortam, uygun bir şart oluşturana kadar koç sizde kalsın abi. Aynen. Şey tamam ama Harun zaten koç, daha senin sürü, ne abi, zaman kilometrelerce yolumuz var daha. Biz kendimiz dahi çıkar getiririz. Harun daha kilometrelerce yolumuz, daha İstanbul'a gideceğiz oğlumuz. Buradan İstanbul'a nasıl gideceğiz ya? Bu koçta canımız çıkar yemin ediyorum. Burada kalsın en azından hayvancağız burada mutlu. Aynen. Uygun şartlar sağlandığı zaman bu koçu gelip öyle teslim alalım ya da. Ya da bir getiririz, oraya sıkıntı yani. Yok. O zaman Soner. Yok, bu iş olmayacak abi yani. Gel. Hani... Tamam gel. Bağlasak durur da. Harun bağlasan durmaz. Lan. Hasan kaçıyor. Hasan tut. Dur arabaya vurasın. Dur ben de bir boyun düzgün tutayım. Ne yoruldum ya. Sırtım ağrıdı Harun yemin ediyorum. Tamam hadi geç. İddiasını kazanıp alamayan Soner. Vallahi ya, yemin ediyorum. Acaba bunu bildikleri için mi koç dediler? Olabilir abi, yemin ediyorum olabilir. Daha önce dedikler kuzu ve oğlak dedi. Öyle bir düşüncemiz olmadı. Onlar şöyle kucağıma alıp götürüyordum. Bir tane koç size feda olsun. Eyvallah, sıkıntı teşekkür yok. Teşekkür ederiz valla. İşin şakası makası da yok Soner, olmuyor. Evet, yoruldum yemin ediyorum. Hakikaten yoruldum. Sırtımı ağrıdı zapt edeceğim diye ya. Köpek en azından laf dinliyor bir şekilde. Hani şöyle boynunu kırdığın zaman bir Allah'tan tarafa falan dönüyor. Allah'tan esneme hareketlerini falan yaptın da kasları biraz uzattın açtın. Yoksa daha kötü olacaktın yani. Çoktan sakata bağladıydım yemin ediyorum. Tebrik etmek istiyorum. Çok
güzel bir köpekleri var. Barut çok da sağlam. Zaten gördün Harun, gel şuraya göstereyim öncelikle. Beni sürüklediği yeri. Bak şurada bir düştüydüm ya. Bak izleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bak şuradan başlıyor. Şuradan sürükledi, neyse ki tam geçecekken son anda zapt etmeyi başardım ve güzelim koçu kazandım. Tebrik ediyorum tekrardan. Ben de seni tebrik ediyorum Soner. Çok güzel bir aksiyondu benim için. Bir sonraki böyle güzel iddialarda görüşmek üzere arkadaşlar.